Herkese selamlar arkadaşlar. Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulama birkaç tane sorunu da giderecek arkadaşlar. Bu sorun ne derseniz hem bir görsellik atacak telefona hem de daha önce biliyorsunuz ekran çözünürlüğünü düşürmeden bahsetmiştik. Biz bu ayarı telefonun izin vermediği şekilde yapmıştık biliyorsunuz. O yüzden şöyle bir soruna neden olmuş. Bu Always On ekranı kullanan telefonlar ya da Glance de diyebilirsiniz. Çözünürlük düşünce Always On ekranı o çözünürlüğe uyarlamıyor tabii ki. Uyarlamadığı için de bizim ekranımız normal ekranın dışına taşıyor. Yani Always On ekran normalden daha büyük görünüyor. Mesela Always On ekran 2K çözünürlükte renderlanıyor. Bizim ekranımız Full HD'de. O zaman ne oluyor? Ekranın dışına taşmış oluyor. O sorunu gidermek için de bu uygulamayı öneriyorum arkadaşlar. Hem çok daha özellikli bir şekilde Always On ekranı kullanabiliyorsunuz. Hem de çözünürlük sizin telefonunuzun ekranına göre ayarlanmış oluyor. Herhangi bir dışa taşma da yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı APK olarak da vereceğim. Marketten de yükleyebilirsiniz. Ancak uygulama sizden çok sayıda izin istiyor. Bunların hepsini vermeniz gerek. Yoksa bildirimleri göremezsiniz. Bazı ayarlara erişemez. Malum bildirimleri gösteren bir uygulama olduğu için de birçok şeye erişmesi lazım arkadaşlar bunun. Uygulamayı yükledikten sonra ana ekranda sağ üst tarafta arkadaşlar bir play ikonu görüyorsunuz. Ona bastığınız zaman yaptığınız ayarların ön izlemesini görüyorsunuz. O arkasında 3 tane nokta var. O da aynı işlemi yapabiliyor. Orada uygulama hakkında bazı bilgiler, uygulamayı kaldırma seçeneği filan da var. Hemen onların yanında da uygulamayı açıp kapayabileceğiniz bir buton görünüyor arkadaşlar. Ona dokunursanız açıp kapatabiliyorsunuz. Hemen ana ekranda içerik, bildirim, temalar, özellikler, şekil, diğer ayarlar gibi seçenekler var. Ufak tefek ayarlar İngilizce ama sizin için çok sorun yaratmaz arkadaşlar. %95'i Türkçe uygulamanın ve kullanım için de gayet yeterli. İçerik kısmına baktığımız zaman burada mesela saatin tipini ayarlayabiliyorsunuz. Analog, dijital şeklinde, stilini ayarlayabiliyorsunuz. Alarmı açıp kapatabiliyorsunuz. Metin büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Kalın, ince vesaire onları ayarlayabiliyorsunuz. Yine takvim stiline girdiğiniz zaman aynı işlemleri takvim için yapabiliyorsunuz. Arka plana girdiğiniz zaman burada arka plana bir resim de ekleyebiliyorsunuz. İster özel kısmından kendi resimlerinizden birini, isterseniz de burada hazır verilenlerden yapabiliyorsunuz. Arka plan resminin konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Yukarıda, aşağıda, ortada gibi. Pili gösterebiliyorsunuz bu ekranda. Yaklaşan etkinliklere bakabiliyorsunuz Google takvimden. Hava durumuna bakabiliyorsunuz. Yine müzik kontrolü yapabiliyorsunuz buradan. Albüm resimlerini gösterebiliyor size. Hatırlatmaları gösterebiliyor. Daha sonra bildirim kısmına girdiğimiz zaman bildirimleri açıp kapatabiliyorsunuz. Zaten burada bunu kapatacağınızı zannetmiyorum. Amacı bildirimler ama görsellik için kullananlar burayı kapatabilir. Yine tüm bildirimlerin renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Farklı farklı renkler verebiliyorsunuz. Hatırlatma türünü değiştirebiliyorsunuz. Aralığını değiştirebiliyorsunuz. Yine simgelerle oynayabiliyorsunuz. Temaya girdiğiniz zaman burada konumunu ayarlayabiliyorsunuz bildirimlerin. Yazı tiplerini ayarlayabiliyorsunuz. İçeriğin rengini ayarlayabiliyorsunuz. Arka plan parlaklığını yani eklediğiniz resmin parlaklığını arttırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. İçeriğin kendi parlaklığını da değiştirebiliyorsunuz. Ya da otomatiğe de alabilirsiniz. Özelliklere geldiğimiz zaman glans türünü değiştirebilirsiniz. Burada her zaman göster diyebilirsiniz. Ya da sadece bildirim gelince göster diyebilirsiniz. Belli saat aralıklarında açıl, diğer zamanlarda kapan diyebilirsiniz. Atıyorum ben uyurken kapan diyebilirsiniz. İşte çalışıyorsunuz 8-5 arası, o arada açık kal diyebiliyorsunuz. Gece modu seçeneği de var. Onu da aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şekil kısmına girdiğiniz zaman parmak iziyle deaktif ol diyebiliyorsunuz. Yani parmak izini okuttuğum zaman kapan diyebiliyorsunuz. Çift tıkladığım zaman kapan diyebiliyorsunuz. Diğer ayarlara girdiğim zaman burada en önemlisi bence batarya zayıfken kapat seçeneği. Onu işaretlemenizi öneririm arkadaşlar. Telefonu açtığınızda hemen başlamasını istemiyorsanız yani kapatıp açtığınız zaman başlamasını istemiyorsanız burada otomatik başlatmayı kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok sayıda farklı ayar var arkadaşlar. Zevkinize göre ikonları değiştirebilirsiniz, yazıyı değiştirebilirsiniz, fontu değiştirebilirsiniz ya da konumu ayarlayabilirsiniz. Kendiniz deneyeceksiniz. Nasıl severseniz ona göre ayarlayacaksınız. Telefonunuz destekliyor, desteklemiyor. Herhangi bir şekilde denemenizde bir zarar yok. Ben AMOLED ve IPS ekranlarda denedim. Bir sorun yaşamadım. Sıkıntısız çalıştı. Tabii asıl güzelliği AMOLED ekranlarda yaşanıyor. IPS'lerde biraz daha fazla pil ömründen götürüyor. Ben pile takıntılı olduğum için Nokia 8'de bu özellik olmasına rağmen açmıyorum. Ama bu özellik Nokia 8'de daha zayıf. Bu uygulamayla çok çok daha ilerilere gidiyor. Yani biz %10'luk bir performans alıyorsak bu sizi %100'e çıkartıyor. Bildirim LED olmayan telefonlarda gayet iş görebilecek güzel bir uygulama. Deneyenler yorumlarıyla diğer arkadaşlara yol gösterirse sevinirim arkadaşlar. Ben her telefonda kullanamadığım için ne gibi sorun çıkar bilemiyorum. Sorun yaşayan ya da memnun kalan herkes yorumlarını yazarsa güzel olur. Uygulamayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ayarları kurcalaya kurcalaya kendiniz bir ayar bulacaksınız. Bu videoda Note 9 ve Sony A6300 ile çekiliyor. Note 9'un kendi mikrofonu Sony A6300 yaka mikrofonuyla kayıt alıyor. Daha önce bu tarz bir videoyu Nokia 8'de yapmıştım. Aynı ortam arkadaşlar. Aynı oda, aynı ışık. Kendiniz bir değerlendirme yapar.
yaparsınız. Ben yine iki telefonu da karşılaştıran bir video yapacağım arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Linkleri aşağıya yazarım. Herhangi bir sorun olursa oraya not olarak da eklerim arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Paylaşırsanız da daha fazla kişiye ulaşma şansımız olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.